67 senedir ben buradayım. Valla çok şey değişti ya. Her şey değişti. Değişmeyen bir şey kalmadı. Ben de AK Parti'ye verdim ama bu sefer fikrimi değiştirdim. Vermiyorum artık. Geçen her sene bir seneyi aratıyor. Bu sokakta bu şekilde hiçbir zaman gidilmez. Her şeyi gördüm ama böyle bir sıkıntıyı hiç görmedim. Ben burada 1957'de geldim. 67 senedir ben buradayım. Evim de burada, iş yerim de burada. Burada etbaya vardı, bilmem ne vardı. Buralar öyle bir girdi. Otobüsler gelirdi. Nevşehir, Kayseri, Kırşehir. Şimdi hiçbir şey yok. Adliye vardı, yukarıda adliyemiz gitti. Oraya yapıldı. Oradan da gitti. Girecekmiş bu adliye. İşler durdu. Eskiden Ankara buraydı. Ankara en iyi yeri buraydı. Betteresi, Saman Pazarı, Etbaye Meydanı. Altında esnafım da sadece altında olarak onun genel olarak konuşursak genel olarak zaten esnafların durumları zaten işler acısı bir durumda. Yani alım gücü yok, satış yok. Satış zaten sıfır. Zaten şurada haberimi dediğim gibi 7 yaşında bir evim buradayım. Bu sokakta bu şekilde hiçbir zaman gidilmez. Ankara'nın ana merkezi zaten burası. Bütün fahim meydanı denilir ama Ergene meydanı da denilir. Bu kadar kötü bir sezon, 2-3 sezon oradan beri geçirdiği yok. Bütün esnaflar hangisine sor, iyi diyen de yalan söyler. İyi diyen de mümkün değil. Kötü yani durum, biliyorsunuz. İnsanların alım gücü, harcama gücü. Yani inanç iftihsız dükkan kapatıyoruz. 30 yıldır buradayım abi. Vallahi çok şey değişti ya. Mesela hayat pahalılığı. Ondan sonra geçim sıkıntısı. Daha neler neler. Vallahi Altındağ'ın belediye başkanı hiç çalışmıyor. Cumhurbaşkanımız dedi ki her tarafı çöp götürüyor dedi. Olsa ki kendi adamı çöpten de daha çöpçü yok buralarda. Belediyeler, halk ilk önce belediyeleriydi. İhtiyaçlarını, sıkıntılarını, sorunlarını oraya getirdi. Biz onlara oy verdiysek bizim haklarımızı şey yapmak zorunda. Ama hani bakıyoruz zaten gören görüyor ama muhalefet muhalefetliğini yapmıyor. Maalesef yapmıyor. Çıkıyorlar, bir iki konuşuyorlar ama bence erken seçim olmalı. Erken seçim olsun olacak yani. Yine aynı değil mi? Yine aynı değişmez ki. Değişmeyecek. İnşallah olur. Düzeleceğini düşünüyor musunuz? Valla gelecek insana bağlı o. Güzel bir kadro kurularsa değişir. Neden değişmesin? Ülke kaldıracak mı? Var, o sıkıntı var. Yok. Erken seçim beklentim yok. Vallahi olursa belki düzelir diyorum yani. Bilmiyorum. Olursa ben 71 yaşındayım. Ben kuyruklar da gördüm. Her şeyi gördüm ama böyle bir sıkıntıyı hiç görmedim. Şimdi geçen sene alan 2 kilo alan bu sene 1 kiloyu alamıyor. Fiyatlar çok yüksek olduğu için öyle oluyor. Biz tabii isterdik ki fiyatlar daha uygun olsun, daha fazla satışlar yapalım, daha fazla insanlara hitap edelim. Ama geçen her sene bir seneyi aratıyor. Ben genel AK Parti'ye verdim doğrusu. Partiden memnun muyum derseniz bu son zamanlarda memnun değilim. Daha önceler çok memnunduk. Ama tabii bu ortamın böyle olmasından dolayı memnun değiliz. Biz değiliz yani. Genelde insanlar memnun değil. Buyurun. Yardımlar da yüksek. Şu anda mesela belediyenin vermiş olduğu yardımlar var. Her ay 600 lira falan veriyor. O 600 lirayı verdiği zaman bizim buranın işlerinin çok yükselmesi neden oluyor. İnsanlar da alım gücü olmadığı için et falan parası veriyorlar. Çok iyi oluyor. Yani aslında hangi parti olursa olsun, biz parti olarak söylemiyoruz, kim verirse versin çok güzel bir şey yapıyor, çok güzel de şeylere el atıyorlar. Fazla pek değişiklik yok, Altındağ yine aynı.
Saç işlerimiz son 5 sene içerisinde bayağı düştü. Sizce sebebi ne? Sebebi daha ortada, herkes biliyor yani, bizim söylememize gerek yok. Yani ben şahsıma, ben daha parti verdim ama bu sefer fikrimi değiştirdim, vermiyorum artık. Emekliyim, beni yani süründürüyor yani, başka bir sıkıntımız yok. Benim şu anda bir evimde oturup yatmam lazım. Niye çalış? Yaşımız 61 olmuş, halen çalışıyoruz. Hacı mı? Zor geçiniyoruz, satıyoruz evet. 5-6 tane satıyoruz. Onu da vergiye veriyoruz, vergi. Vergiler yükseldi. Muhasebeciler yükseldi. Hep para. Piyasa iyi değil, hiç iyi değil. Bir bardak çay çıkmış 10 liraya. Bir tuvalet 10 lira. Memleket bilmiyorum ben ne olacaksa. Bir simit 10 lira. Hayat değişti. Ticaret düştü. İnsanların alım gücü azaldı. İmalat yok. Sizce ekonomi nasıl? Ekonomi çok güzel ekonomi. Battık gidiyoruz işte, ekonomi kalmış. Bu parti bu dönemde %100 kazanacağı bir yerdi. Mesela Keçiören'ü kazanamazdı. Keçiören'ü nasıl kazandı? Adam çok güzel çalışma yaptı. Tabii tabii, halkın fikirlerini değiştirdi. Bana nasıl kazanıldı? Benim yakın köylüm. Adam nasıl kazandı? Çalışma yaptı. Buradaki aday hiç çalışma yapmadı. Hiç çalışma yapmadı, hiç. Aday bile göstermediler burada. Kimin aday olduğunu bile... Mesela CHP'den kim adaydı? Ondan sonra yeni... Neydi o? Yeni Refah'tan kim adaydı? Kimse bir şey bilmiyordu. Hı hı. Suat Kılıç bir buralarda çalışma yaptı. O da büyükşehirde. Yani başka partiler burada hiç çalışma yapmadı. Esnaf almayacak, ürün satamayacak, alamayacak. Yani bunun sonu vallahi hiç iyi gitmiyor. Yani bekliyoruz ama bütün hepsi bekliyor. Bakın burada hiç kimse yok. Şuraya bakın. Burası yaklaşık olarak da 55 belki de daha ileride. Daha ilerisi bir semt, muhit diyeyim. Ben bu zamana kadar burada büyümeyim. Buralar daha önce evdi. Ben burada büyümeyim. Bu zamana kadar sizin söylediğiniz en kötü zamanları yaşıyor şu anda esnaf.